Arkadaşlar merhabalar, sevgiler, selamlar. Hepinize hoş geldiniz. YKS 2025'e yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. TET tarih dersine yönelik deneme çözümü yapacağız hep beraber. Umarım başarınıza katkısı olur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Hem soru çözeceğiz ama aynı zamanda da soru üzerinde de kısa tekrarlarımızı yapacağız. Kalıcı olması açısından o zaman gelsin ilk sorumuz. İlk sorumuz şöyle. Bu durumun Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasına neden olduğu söylenebilir? Avrupa'da arkadaşlar 19. yüzyıl ortalarında sanayi devrimi büyük ölçüde tamamlanmış. Sanayicilerin ve şirketlerin gelirlerinde büyük bir artış görülmüş, fakat köylerde ve kentlerde yaşayan fakir halk zenginlikten faydalanamamıştır. Acaba zenginin daha fazla zenginleştiği, fakirin ise daha fazla fakirleştiği böyle bir ortamda bu durum Fransız İhtilali, 30 yıl savaşları, Viyana Kongresi, 1848 İhtilalleri, 7 yıl savaşları, bunların hangisine neden olmuştur? Şimdi hemen baktığımızda arkadaşlar Fransız İhtilali 1789, yani 18. yüzyıl. 30 yıl savaşları 17. yüzyıl. Yine Viyana Kongresi arkadaşlar 19. yüzyıla denk geliyor. 1848 İhtilalleri, bunlar da 19. yüzyıl. 7 yıl savaşları ise 18. yüzyıla denk geliyor. Arkadaşlar özellikle sanayi inkılabı sonucunda zenginin daha fazla zengin, fakirin ise daha fazla fakirleştiği böyle bir durum kendisiyle birlikte 1848'de ihtilallere ortam hazırlamış. Dolayısıyla 1848 ihtilalleri bu durumun bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. Birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuz gelsin. İkinci sorumuz şöyle. Buna göre kanuni esası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez? Osmanlı Devleti'nin ilk ve tek anayasası neydi? Kanuni esası. Osmanlı Devleti 19. yüzyılın sonunda hazırlanan ilk anayasa kanuni esası ile din ve ırk ayrımı olmaksızın herkes devlet hizmetine katılacak. Halkın temsilcilerinden oluşan bir meclis açılacak. Hükümet padişaha karşı sorumlu olacak. Kanunların yapımında son sözü padişah, son söz padişaha ait olacaktır gibi maddeler yer almıştır. Bu bilgilerden yararlanarak hangisini çıkaramayız? Hangisi çıkarılamaz? Soru bu. Osmanlıcılık düşüncesiyle hazırlanmıştır. Kesinlikle. Neden? Çünkü Osmanlıcılık dini, dili, ırkı fark etmeksizin herkesin kanunlar önünde eşit olduğu, Osmanlı'nın genel arkadaşlar bir tebaasını öngörüyordu. Bu kesinlikle. Padişah otoritesi korunmuştur. Neticede bir meclis kurulacak ama kanunlar yapımında son söz kime ait olacak? Demek ki padişah hala neyini koruyor? Otoritesini. Özel mülkiyet güvence altına alınacak, dursun. Halk iradesi yönetime yansımıştır. Nereden anlıyoruz? Çünkü bir meclis kurulacağından. Bu ilk meclisin ismi neydi? Meclisi Mebusan'dı. Mebusan, yani milletvekili meclisi. Burada var. Yasama alanında en büyük gücün padişahta olduğu kabul edilmiştir. Son sözü padişah söylüyor. Kanun yapımında o zaman yasamada en büyük güç yine kimde kalıyor? Tabii ki padişahda. Özel mülkiyet güvence altına alınması neyle beraber olacak arkadaşlar? Tanzimatla, yani 1839'da güvence altına alınacak. Kimsenin malına mülküne el konmayacak. Müsaadele kaldırılacak. Bu dolayısıyla bahsedilen parçada var. Çıkaramayacağımız şık C şıkkı. İkinci sorumuz bu şekilde. Geldik üçüncü sorumuza. Bu durum karşısında Mustafa Kemal'in mücadele planları arasında aşağıdakiler hangisi yer aldı? Beklenemez. Osmanlı Devleti 20. yüzyılın başlarında kısa zaman Trablusgarp'ı, Balkan ve Arapların yaşadığı toprakları kaybetmiş. Elinde kalan Doğu Trakya ve Doğu Anadolu toprakları ise Mondros Ateşkes Antlaşması ile neye uğramıştır?
işgallere. Peki böyle bir durum karşısında Türk milletini bir araya getirme ve mücadele etme Mustafa Kemal'in en temel amacı işgalci devletlerle işbirliğine mi gidiyor? Hayır. Onlarla tamamıyla mücadele yolunu seçiyor Mustafa Kemal. Bağımsızlığı sağlamayı hedefleme en temel amaç gerekli dış desteği elde etme, özellikle Rusya ile diğer devletlerle işbirliği içine giderek halkın milli bilinç içerisinde olmasını sağlama, işte Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya genelgesi, ama onlarla hiçbir zaman işbirliğine gitmemiştir. Olumsuz anlamda onlarla mücadele yolunu seçmiş. Tamamıyla Mustafa Kemal'in temel yolu neydi? Bağımsızlıktı. Sevgili arkadaşlar, dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkı. Dördüncü sorumuza geldik. Erzurum Kongresi'nin kararlarından hangilerinin ihtilal niteliği taşıdığı savunulabilir? Arkadaşlar, ihtilal neydi? Yeni bir yönetimi kurmayı hedefleyen, eski kaldırıp silah yoluyla, silah zoruyla yeni bir yönetim şeklini ortaya koyma. Dolayısıyla manda ve himaye kabul edilemez. Manda ve himaye kabul edilemez neydi? Mandacılık reddedilmiş. Bunun yerine ne esas almış? Bağımsızlık. O zaman bunu eleyelim. Milli güçleri hakim, milli iradeyi egemen kılmak esastır. Bakın, Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli neydi arkadaşlar? Monarşi, yani tek yönetim şekli. Oysa ki Erzurum Kongresi'nde monarşi yerine ne arkadaşlar kurulması düşünülür? Cumhuriyet arkadaşlar. O zaman yeni bir yönetim şekline geçiriyor. Eski yönetim kaldırılıyor. Yeni bir yönetime geçileceği için milli güçleri hakim, milli iradeyi hakim kılmak esastır cümlesi monarşiden cumhuriyete geçiş yaşası aldığı için bir ne niteliğindedir? İhtilal niteliğinde. O zaman doğru cevap şıkkımız burada aslında yalnız 2. 3'e de bakalım. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bu da bağımsızlığı, milli sınırlarından bahsedilmiştir. Burada ihtilal, bize ihtilali çağrıştıran madde hangisi? Yalnız 2. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? B şıkkı. Güzel bir soruydu. İhtilal nedir arkadaşlar? Silah zoruyla eski yönetimi kaldırıp yerine yeni yönetim kurma girişimi. Bu kavramlara da dikkat edelim. Monarşidir, ihtilaldir, milli iradedir gibi mutlaka sorularda birkaç tane kavram karşımıza geliyor. Geldik 5. sorumuz. Beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlar, kanala abone olmayı, kanalı arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz. O zaman gelsin 5. sorumuz. Yukarıdaki verilenlerden hangileri Anadolu'da Mebusan Meclisi yerine açılan 1. TBMM güçlenmesine karşı çıkaran isyanlardan değildir? Şimdi bildiğiniz üzere son Osmanlı Mebusan Meclisi arkadaşlar kapatıldığı zaman 23 Nisan değil mi? 1920 yılında ne açılacak? BMM, yani Büyük Millet Meclisi, daha sonra Türkiye sözcüğü eklenip TBMM olacak. İşte bu TBMM'nin açılmasına tepki olarak çeşitli isyanlar ortaya çıkıyor. Bir kısmı İstanbul Hükümeti tarafından, bir kısmı İtilaf Devletleri, bir kısmı ise İtilaf Devletleri ile İstanbul Hükümeti'nin ortak çıkardığı ayaklanmalardı. Bunlardan hangileri, yukarıda bahsedilenler, o dönem Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına karşı olan isyanlardan değildir diyor. Arkadaşlar, Şeyh Said isyanı 1925 yılında Cumhuriyet ilan edildikten sonra. Peki Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? 29 Ekim 1923 yılında. O zaman Şeyh Said isyanı Cumhuriyet'in kuruluşundan sonradır. TBMM'nin açılmasından sonradır, olması mümkün değil. Eleyelim. Konya ayaklanması bu dönem tamamıyla Konya ve civarında arkadaşlar TBMM'nin açılmasına karşı direkte çıkılan bir isyandı. Yine Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı ayaklanmaları yine TBMM'ye karşı çıkarılmış. Dolayısıyla burada 2 ile 3 TBMM'nin açılmasına karşı çıkarılan ayaklanma. Peki Ali Galip olayı nedir? Ali Galip olayı Sivas Kongresi'ni engellemesi için dönemin İstanbul hükümeti, dönemin Elazığ valisi olan Ali Galip'i görevlendirilmiş. Görevi şu: Mustafa Kemal'in Sivas'a geçmesini engellemekti. Dolayısıyla o zaman TBMM'nin açılmasına karşı değerlendirmeyeceğimiz isyanlar 1 ile 4'tür. Yani doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkıdır. Ali Galip olayı Sivas Kongresi'ni engelleme olayı. Şeyh Said isyanı ise TBMM açıldıktan, Cumhuriyet ilan edildikten sonra çıkmış bir isyandır.
Dolayısıyla bunların TBMM'nin açılmasına bir tepki olarak ortaya çıkması düşünülemez. Geldik arkadaşlar 6. ve son sorumuz. Bu duruma bakılarak aşağıdaki hangisi savunulamaz? Bakalım neyi savunamayacağız? Londra konferansına katılan TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey, itiraf devletlerin Sevr Antlaşması'nın bazı maddelerinin değiştirilip yeniden teklif etmesini misak-ı milli öne sürerek ne yapmıştır? Reddetmiştir. Londra konferansı biliyorsunuz sevgili arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'nın sonrası toplanmış ve buraya hem İstanbul hem de Ankara hükümetleri çağrılmış. Amaç ney? Sevr Antlaşması'na bazı değişiklikler yapıp bu antlaşmayı TBMM'ye kabul ettirmekti. İşte bu amaçla o dönemin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey katılmış TBMM'yi temsilen ve teklif edilen bu önerileri bağımsızlığa aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Bakalım TBMM heyeti Osmanlı'nın siyasi varlığını yok saymıştır. Beklesin. Egemenlik hakları korunmak istemiştir. Yani teklif edilen bazı maddeler ülkemizin egemenlik haklarına tersti. Reddetmek ne demek? Bu hakları koruma amacı var. İtiraf devleti TBMM'yi hukuken tanımıştır. Arkadaşlar Londra konferansının en önemli sonucu şudur. İtiraf devletleri ne yapacak? TBMM'yi buraya çağırarak yani bu konferansa onu resmi olarak tanıyacaktır. Yani hukuken çok önemli. Buna dikkat edelim. Sevr Antlaşması'nın ilk haliyle uygulanmayacağı anlaşılmıştır. Yani Sevr Antlaşması'na bazı maddelerin değiştirilmesi ne anlama geliyor? Demek ki ilk haliyle uygulanması mümkün olmadığı için değişikliğe gidilmek zorunda kalınmış. TBMM'nin uluslararası etkisi ve saygınlığı artmıştır. Nereden anlıyoruz? Çünkü TBMM buraya katılarak milli mücadeleyi dünyaya duyurmaya çalışmış, iyi bir diplomatik faaliyet yürütmüştür ve bu başarılardan, bu faaliyetlerden dolayı uluslararası alanda hem etkisi artacak hem de saygınlığı. Dolayısıyla bu da var. Ama TBMM heyeti Osmanlı'nın siyasi varlığını yok saymamıştır. Onunla birlikte bu konferansa katılmayı kabul etmiştir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada A şıkkıdır. Londra konferansının önemi şudur. İtilaf devletleri TBMM'yi resmi ve hukuki olarak kabul etmiş. TBMM'de misak-ı milli bütün dünyaya duyurma imkanı bulmuştur. Teklif edilen değişiklikler bağımsızlığa ters bulunduğu için de reddedilmiştir. Buna dikkat edelim. O dönem TBMM'yi temsilen kim bu konferansa katılıyor? Bekir Sami Bey sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda sizinle beraber 2025 YKS TYT'ye yönelik tarihten bir deneme çözdük. Umarım başınıza katkısı olur. Hem soru çözdük hem tekrar yaptık. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olmanızı size tavsiye ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler, selamlar, iyi çalışmalar.